Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında özgürlüklerin, barışın, huzurun, kardeşliğin, birlikte yaşama kültürünün simgesi bir kent. Ankara'nın göbeğinde insan hakları heykelinin tutuklu olduğu bir zamandayız. Ve şimdi de burada adaletin tutuklu olduğu İzmir'in özgürlüğünün simgesi olan bir meydandayız. Bu meydan yıllarca nice buluşmalara tanıklık etmiştir. Ve her zaman kardeşçe buluşmalara tanıklık etmiştir. Ne yazık ki ülkemiz özellikle az önce işaret ettiğim gibi insan hakları anlamında çok zor bir zamandan geçiyor. Çok karanlık günlerden geçiyor. Bir adalet yürüyüşüne başlamıştık. Adalet yürüyüşümüzün hak, hukuk, adalet mesajını bir kez daha burada adalet nöbetinde yinelemekte fayda olduğu aşikar. Çünkü elbette adalet yürüyüşünün sonunda bu ülkeye bir sihirli değnek değmeyecekti. Ama kararlı, tutarlı, barışçıl, her türlü direnme hakkının yanında ve toplumun geçen zaman içerisinde ötekileştirilen, ayrıştırılan, hedef gösterilen, mağdur edilen her kesiminin ortak talebi olan adaleti bir kez de burada yinelemek düştü. Adalet gelene kadar bu isteği tekrarlamaktan imtina etmeyeceğiz. Kararlılıkla taleplerimizi sürdüreceğiz. Ülkemize gerçek bir demokrasiyi, adil bir yargıyı, barış ve huzur içerisinde üreten, ürettiğini hakça bölüşen bir yaşamı getirene kadar taleplerimizi yineleyeceğiz. Hepinizi selamlıyorum bir kez daha.